Tamam mı? Tamam tamam. Etrafta bir iz bırakmadın değil mi? Ev zaten benim. Önemli olan senin iz bırakmaman. Cüneyt bu eve gelip gittiğini bilmiyor. Bilmeyecektim. Her şey tamam. Bir şey şimdi. Bir de hırsızın bana saldırması lazım. Memnuniyetle. Güzel olmuş. Hazırsan ben çıkıyorum. Hazırım. Ha, silahını almayı unutma. Bir de şunu da çantana koy. Belki lazım olur. Bak. Özellikle yeni açmışlardan getirdim. Nasıl? Anneciğim, baksana bana. Yeni odanı beğendin mi? Buranın manzarası daha güzel bence. Anne. Dönsene bana. Bak, ikimiz de fırında sütlaç aldık. Karşılıklı yiyelim diye. Sen çok seversin bilirim. Hadi al. Anne. Dönsene bana. Hadi bak, çok güzel. Tıpkı babamla yedikleriniz gibi. Hadi al. Hadi anne al. Al. Anne al hadi. Ne olur. Anne. O yara hala orada biliyorum. Dayımın açtığı yara hala içinde kanıyor. Değil mi? Ama sen bir şey yapamıyorsun. Konuşmuyorsun. Bağırmıyorsun. Sadece duruyorsun. Çünkü o aşağılık herif seni susturmayı başardı, değil mi? Ama merak etme. Onların canını öyle bir acıtacağım ki. Osman Kozan ve ailesi bitecek. Sana akıttıkları her damlanın bedelini ödeyecekler.
Günaydın. Uyanabildin nihayet. Git buradan, uzak dur benden. Ne yapacaksın? Telefonda mı öldüreceksin beni? Git buradan, git! Paranı peşin verdim güzelim. Ne bu nazlar? Uzak dur! Allah kahretsin. Uzak dur benden, yaklaşma! Ne oldu? Biri bana seslendi sanki. Yanlış duymuşsunuz. Beni Allah'ın cezası bırak! İmdat! 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 Yardım edin! Bırak beni! Bırak! Bırak beni! Allah'ın cezası bırak! İmdat yardım edin! Yeter be! Ha şöyle, bir rahat ol, tadını çıkaralım. Gelin 5 dakika. Uçuracağım seni. Sen değil misin be? Aşifte. Yaklaşma atlarım. Dur yapma. Dokunma atlarım. Şu bacağını indir oradan bakayım aşağıya bir. Yaklaşma dedim. Tamam. Dokunma atlarım. Tamam gel buraya. Yaklaşma dedim. Çekil ayağını. Sakin ol. Şimdi dayan oradan gel buraya. Feride dur! Yaklaşmayın! Feride. Feride sakin ol. Sakin ol Feride. İn oradan aşağı. Git buradan Tunç. Allah belanı versin! Ne yaptın lan? Ne yaptın lan kıza? Ne yaptın? Feride söyle ne yaptı bu adam sana. Söyle öldüreyim. Feride yapma değmez. Hiç kimse için değmez Feride. İn oradan aşağı yalvarırım. Neden? Kaybedecek deyim kaldı benim. Bir canım. Ölsem kaç yıl sonra. Şerefim, her şeyi aldılar elimden. Yaşamak için bir sebebim yok artık. Feride dur. Yapma. Bak buldum işte seni. Ben inanıyorum sana. O gün dayımla geldiğinizde halini gördüm. Sen iyi bir insansın Feride. Hala Cüneyt'i sevdiğini biliyorum. Dur yapma. Yapma Feride. Kıyma canına. Çok geç artık. Bittim ben. Gücüm kalmadı artık. Her gün ölmekten yoruldum. Hepiniz cennetim oldunuz. Hepiniz. Feride dinle. Hayır. Tamam canım. Tamam geçti. Güvendesin. Her şey bitti.
Hoş geldin uyuyan güzel. Artık benim oyuncağımsın. Masalın sonunu da değiştirdim. Sen sadece oynayacaksın. Şey, gelecek misin Tunç? Yoldayım, ne oldu? Konuşmamız lazım. Seni bekliyorum. Ne demek gidiyorum ya? Gidiyorum işte. Feride, dışarıda başına gelenleri unuttun galiba. Dışarıdaki o hayat seni yer yutar. Cüneyt'in olduğu şehirde nefes alamıyorum Tunç, anlamıyor musun? Onunla aynı sokaktayım. Daha dün gördüm, ondan önceki gün de. Bir de evleniyor. Bak Feride. Lütfen. Yaptıkların için teşekkür ederim. Ama artık istemiyorum. Cüneyt olmadan ne güzel bir yemeğin, ne de güzel kıyafetlerin anlamı var. Peki tamam. Ama anlatacaklarımı son bir kez dinle, olur mu? Eğer yine ikna olmazsan... Bizzat kendim senin başka bir şehirde yaşamana yardımcı olacağım. Anlaştık. Hadi gel benimle. Hadi. Neden beni buraya getiriyorsun? Yürü Feride, her şeyi anlatacağım. Neden bana yardım ediyorsun? Bütün aileni benim için niye karşına alıyorsun? Annem aklını yitirdi Feride. Şu an klinikte yatıyor. Ne konuşuyor ne de tepki veriyor. Sadece öyle boş boş bakıyor. Sanki ruhu alınmış gibi. Bunu Öz abisi yaptı. Osman Kozan. Nereden biliyorsun? Senin gibi işte. Biliyorum ama hiçbir şey ispatlayamıyorum. Dayım. Kardeşini delirtti. Ama elimde hiçbir kanıt yok. Osman Kozan şimdi aynını sana da yapmaya çalışıyor. Böyle giderse annem gibi sen de yok olacaksın. Annemi kurtaramadım. Ama belki seni kurtarabilirim Feride. Gördün mü bak? Ne kadar mutlular. Onlar için hayat devam ediyor Feride. Kaçarak olmaz Feride. Bu evden, bu insanlardan kaçarak yaşayamaz. Biliyorum. Ben de onlardan farklı davranmadım sana. Kapının önüne attım seni. Ama gerçekleri bilmiyordum. Hadi gel. Gel. Nasıl? Her şey aynı değil mi? Odana ne oldu dersin? Eylül'e verdiler. Yerinde oldu. Yokluğun unutuldu. Peki bu kadar basit mi her şey Feride? Bence değil. Gözlerine bakan herkes Cüneyt'i ne kadar sevdiğini anlar.
sana inanır. Ama Cüneyt inanmadı. Çünkü sağlıklı düşünemiyor Feride. Gözünü boyamışlar. Seninle birlikte gerçekleri görmesini sağlayacağız. Ben kimseden intikam almak istemiyorum. Sadece hayatıma devam etmek istiyorum. Edeceksin de. Osman Kozan başka engeller çıkaracak. Kendimi Cüneyt'e anlatmaya çalıştıkça onun pislikleriyle daha derine batacağım. Onunla mücadele edemem. Ben öyle biri değilim. Peki sana yapılanların arkasında Osman Kozan değil de Eylül var desem? Yok. O yapmaz. Kötü biri değil. Öyle mi? Gel. Baksana. Gittiğim yerine Eylül geçti. Cüneyt de nişanlandı. Sen çok iyi birisin Feride. Ama artık aç şu gözlerini. Herkesi kendin gibi sanma. Bak. Bak buraları. Her yerin sızdı. Her şeyi o planladı. Nasıl bu kadar emin olabiliyorsun? Gözlerimle gördüm Feride. Sen gittikten sonra Cüneyt'in hayatına girişini, onu evlenmeye ikna edişini izledim. Bunlar senin şüphelerin. Ah Feride. Senin de şüphelerin var. Cüneyt güldü geçti. Ama onlar gerçekti Feride. Değil mi? Bak, gel buraya. Burada sana ait tek bir çöp bile yok artık. Sen yoksun. Her şey atıldı Feride. Eylül gelin olarak baş köşede. Kim bilir? Baksana. Bak. Buraya da bak. Kim bilir bir zamanlar belki de senin takıların vardı. Ama artık Eylül'ün koyları, bilezikleri. Bu? O çalmış. Neyi çalmış? Cüneyt'in babaannesinin kolyesiydi. Doğum gününde bana hediye etmişti. Sana söylemiştim Feride. Bütün bunların arkasında sadece Osman Kozan yok. Eylül de var. Hala gitmeyi düşünüyor musun bakalım? Hayır. Eğer bana bunu yaptıysa ortaya çıkaralım Tunç. Sana yaptıkları her şey için pişman olacaklar. Hayır hayır. Ben intikam almak istemiyorum. Sadece adımı temizlemek ve bu lekeden kurtulmak istiyorum. Sana söz veriyorum Feride. Adın temizlenecek. Seni kirletenleri birer birer ortaya çıkaracağız. Nasıl çıkacağım karşına Cüneyt? Nasıl? Feride dün akşam pek iyi görünmüyordu. Korkuyor sanırım. Kim olsa korkar. O kadar kolay bir iş değil bu. Sen neden yardım ediyorsun bu kıza? Söyledim ya sana. Birkaç ortak noktamız var. İnsan ya aşkta ya da intikamda ortak bir şeyler arar. Aşk yok. Nasıl ya? Eskiden olsa bu masum güzeli yatağa atmak için elinden geleni yapardın. Ne değişti? Yine atarım. Ama istemiyorum. Merhaba. Günaydın. Kahve ister misin? Bugün büyük gün Feride. Hazır mısın? Sen Ateş'in asistanısın. İstanbul'da tanıştım. Ha, buradan ayrıldıktan sonra sen İstanbul'a gitmiştin. Ve sen benim hayatımı kurtardın. Nasıl ya? Ben mi? İş toplantısından çıkan Ateş karşıya geçerken arabasına doğru ilerler ama dalgındır ve karşıdan gelen otobüsü görmez. İyi yürekli Feride de kolundan tutup çeker.
Hayatımı kurtardın, sana gerçekten minnettarım. Kahramanla bir iyilik yapmak isteyen Ateş seni işe alır, asistanı yapar. Herkesten çok sana güveniyorum. Sağ kolum oldu. Kozanlarla ortaklık işini duyunca vazgeçmek istersin ama paran yoktur. Gidecek yerin yok. Cüneyt'e rağmen işi kabul etmek zorunda kalırsın. Bunların hepsini anlatmak zorunda mıyız? Gerekirse evet. Ay, çok kafam karıştı. Ben yapamayacağım. Bu kadar yalan dolan bunca oyun. Ben yapamam. Ne demek yapamam ya? Bizi ortada mı bırakacaksın? Ben o kadar yalan söyleyemem Tunç. Hem yine birinin yanına yamanmış gibi görecekler beni. Yanlış anlayacaklar tekrar. Feride, onlar sana iftira attılar. Arkandan konuşuyorlar. Hayatlarına... Biliyorum. Hayatlarına devam ediyorlar. Evet, dün gördüm. Ama korkuyorum Tunç. Belki Eylül yapmadı. Belki öylesine gelişti aralarındaki ilişki. Kafam çok karışık. Hiçbir şey düşünemiyorum. Eylül İnci Kolye'yi ortaya nasıl çıkarttı biliyor musun Feride? İnci Kolye mi? Evet, İnci Kolye'yi. Bir şekilde Cüneyt'in eline geçmiş. Eylül de kolyeyi senin iyi bir paraya kuyumcuya sattığını, kendisinin de aile yadigarını görünce hemen eve getirdiğini söylemiş. Seni Cüneyt'in gözünde bir kez daha kirletti. Bir insan nasıl bu kadar kötü olabilir ki? Ah Feride. Sen ortalıkta böyle saf saf dolaşırken Eylül seni lekelemeye devam ediyor. Cüneyt'in gözünde sefilleştiriyor. Kim söyledi? Nereden öğrendin? Kimin söylediğinin ne önemi var ki? Bana inanmıyorsan al Cüneyt'i öğren. Feride. Kendine acımayı kes artık. Bak, güzel bir fırsat senin için işte. Ateşle git. Ne yapıyoruz, gitmiyor muyuz? Başkalarının sana biçtiği hayatı yaşama Feride. Kendi seçtiğin hayatı yaşa. İşte sana güzel bir fırsat. Gerisini sen bilirsin. Hadi Ateş, hazırlan, gidiyoruz. Feride? Bilmiyorum. Ya gelmezse? Kendi bilir. Başkalarının onun için seçtiği hayatı yaşar. Her gün kendine acır. Hadi. Hoş geldiniz. Masanız hazır. Soracağım. Şu Cüneyt'in babaannesinin İnci Kolyesi var ya. Eylül onu ben kuyumcuya satmışım gibi mi anlattı Cüneyt'e? Annem, benim yüzümden oldu ya. Nasıl senin yüzünden? Kuzum, şimdi anlatamam. Uzun mesele. Kemal'in düğünü var ya bugün. Ha, Zühre abla da burada. Kemal evleniyor mu? Ha.
Allah mutlu etsin. İnşallah, inşallah da. Osman Bey yine bela gibi yapıştı. Vallahi oldum mutluluk yok. Feride beni işten attı. Zühre ablayı da evden koptu. Yani herkesin canını yaktı yine. Adam tek başına cehennem gibi ha. Benim bu adama dur demesi lazım ya. Tamam tamam. Ben ararım seni sonra. Tamam anne. Tamam. Kendine iyi bak, tamam mı? Ya ben mahcup olmayayım. Bir o resmi kendisini çizdiğini söylemiş Cüneyt'e. Resmen benimle dalga geçti ya. Ağzımı açıp bir kelime edemedim. Çünkü sen onun kadar küstah değilsin. Hala utanma duygun var. En önemlisi de vicdanın var. Keşke olmasaydı. Keşke onun gibi olabilseydim. İnan bana, onun gibi olmak istemezsin Feride. O senin sandığından çok daha kirli bir kadın. Sen sanki onu çok iyi tanıyor gibisin. Onun hakkında başka ne biliyorsun? Kim geldi ya? Ateş mi? Eylül gelmiş. Ben saklanayım o zaman. Hayır dur. Hiçbir yere saklanmıyorsun Feride. Artık saklanmayacaksın. Hoş geldin Eylül. Hoş bulduk. Burada. Baş başa. Feride artık burada kalıyor Eylül. Yani Ateş Bey Feride'ye ev tahsis etmeni istedi. Sen de burayı düşündün öyle mi? İyi fikir. Bravo. Aynen. Ateş Bey Feride'nin bir süre burada kalmasını rica etti. Kendine bir ev bulana kadar. Ben de bir süre otelde kalacağım. Bakalım Cüneyt ve Osman Baba duyunca ne diyecek bu işe? Vallahi şirket ekonomik krizde. Ateş Bey'in suyuna gitmek lazım. Osman Kozan da bunun farkında. Ben eşyalarımı yerleştireyim. Ne işler karıştırıyorsun sen be? Hiçbir iş çevirdim falan. Bırak ya. Çocuk mu kandırıyorsun sen? Baş başa kalmalar, beraber fısıldaşmalar. Şimdi de evde kalıyor. Ne dediysem o. Uzatma, kız duyacak. İyi. Madem sıradan bir durum, Cüneyt de öğrensin o zaman. Bakalım o ne diyecek bu işe. Toplantıdaydı. Ama merak etme. Akşama kalmaz o gelir. Cüneyt. Buradasın. Telefon ettim, niye açmadın? Duymadım. Neyin var senin? Ne oldu? Tunç'la Feride'yi gördüm. Nerede gördün? Ne oldu Eylül? Aklım sendeydi. İşten erken çıktım. Yolda gelirken Tunç'la Feride'yi gördüm. Tunç'un evine giriyorlardı. Nasıl ya? Ben de anlamadım ne olduğunu. Anlamak için yukarı çıktım. Tunç Feride artık burada kalacak dedi. Ne? Bilmiyorum. Bıktım artık ya. Ben uzak durmaya çalıştıkça, sakin durmaya çalıştıkça her yerden karşıma çıkıyor. Tunç'u da kandırmış belli. İkisi de değil mi? Ben gidiyorum Tunç. Bir sürü otelde falan kalayım. Hiçbir yere gitmiyorsun Feride. Yanlış anlayacaklar Tunç. Benim yüzümden başım belaya girecek. Ne düşündükleri umurumda bile değil. Ben sana bir söz verdim Feride. Ve sözümü tutacağım. Zamanında bana da çok söz veren oldu. Ama hiçbiri sözünü tutmadı.
Ve bu canımı çok yaktı. Sana da aynı şeyin olmasına izin vermeyeceğim Feride. Anladın mı? Cüneyt birazdan damlar. Sen rahat ol. Gerisini ben halledeceğim. Geç kuzen. Seninle konuşmam gerekiyormuş. Yalnız. Otursana kızım. Ya ne oturması abi? Bunu bana nasıl yaparsın? O kadının yaptıklarını bile bile nasıl eve alırsın? Tamam. Böyle tepki vereceğini biliyordum ama... Yapmayacaktın abi. Cüneyt, mecburdum. Nasıl ya? Nasıl mecbur kaldın? Ateş Bey Feride'yi bana emanet etti. Ateş Bey mi? Hangi sıfatla? Ne oluyor abi bunların arasında? Orasını bilemem. Neyse. Onların ne halt dediği beni ilgilendirmiyor. Beni senin yediğin hatlar ilgilendiriyor. Taraf olacaksın. Benim tarafımda olacaksın, anlıyor musun? Anlıyor musun Tunç? Alo? Şey, ben Feride. Hemen buraya gelebilir misiniz? Cüneyt burada. Feride benim eski nişanlım. Onun bu evde kaldığını duyunca insanlar saçma sapan konuşacaklar. Ya nasıl bu kadar düşüncesiz olabiliyorsun sen? Beni mahvetmiş. Ailemin canını yakmış bir kadını sen eve alıyorsun. Oo, Cüneyt Bey de buradaymış. Merhaba Cüneyt Bey, ben de Feride'yi görmeye gelmiştim. Feride'yi bu eve yerleştirirken bana danışsaydınız iyi olurdu Ateş Bey. Size danışamazdım Cüneyt Bey. Çünkü siz zaten Feride'yi onaylamıyorsunuz. Ayrıca Feride benim sağ kolum. Onsuz adım atamam ben. Ayrıca her zaman benim yakınımda durması gerekir. Sizin yakınınızda. Bizim yakınımızda ya da evimizde değil. Bakın Cüneyt Bey. Tunç Bey bu konuda daha anlayışlı göründüğü için ben ondan rica ettim. Hatta biraz da ısrar ettim. Fakat eğer isterseniz Feride'yi hemen aldırabilirim. Artık fark etmez. Biz bir söz verdik ve tutarız. Ateş Bey. Yaşananlar için özür dilerim. Konuşacağım ben Ateş Bey'le, Feride'yi başka bir yere götürsün. Gerek yok. Yeteri kadar rezil olduk zaten adamla. Affettin beni değil mi? Bunu senin davranışların belirleyecek kuzen. Bugün Feride'nin yanında yer alman beni hayal kırıklığına uğrattı. Umarım tekrar yaşanmaz. Eğer yaşanırsa... bir daha... ailemizin sofrasında yerin olmaz.
varsa hepsini geri alacağım. Ödeşme vakti yaklaşıyor sevgili Kozan ailesi. Buradasın. Beni mi aradın? Fotoğraflar için Feride'ye polise gittiğini söylemişsin. O da bunu yuttu öyle mi? Feride'ye uğradın. Evet, oradan geliyorum. Şimdi de gidip Cüneyt'e her şeyi anlatacağım. Feride onun arkasından iş çeviriyor, sen de onun yardakçısısın. Bana bak, bütün bu oyunları tek başıma çeviriyormuşum gibi davranmayı kes artık. Daha dün ayaklarımı kapanıyordum Feride gitsin diye. Selim'in koynuna sokulur diye yalvarıyordum. Cüneyt'in koynuna girdin diye aklandın sanma. Boğazına kadar pisliğin içindesin sen. Tereyağından kıl çeker gibi sıyrılacağım bu işte. O fotoğrafları Cüneyt görünce şimdi Feride'ye karşı küçücük bir duygu kırıntısı bile kalmayacak. Allah'ın cezaları. Bittin sen Eylül. Birer kahve içelim mi? Aa olur. Hatta film de izleyebiliriz. Tamam. O zaman şunlardan kurtulup hemen geliyorum. Tamam, aynı. Replikten. Arada bir hoş geldin falan desem mesela. Ya çık dışarı, Cüneyt duyacak. Hiçbir yere gitmem Beylül. Önce şu ateş mevzunu anlatacaksın bana. Ateş mi? Ne diyorsun sen be? Ateşle yaptığımı biliyorum Beylül. Bana bak Tunç. Senin hayal dünyanla uğraşacak zamanım yok benim. Doğru söylüyorsun. Hayal gördüm o zaman ben bugün. Şirkette sen ve ateş kavga ediyordunuz. 3 sene önceki bir geceden bahsediyordunuz. Yeter be, yaptıysam yaptım, ne var? Şu var gerizekalı. 3 yıl önce sen benim sevgilimdin. Yani beni aldattın. Bitmiş bir ilişkinin hesabını mı soruyorsun benden? Sen beni kendi ellerinle Cüneyt'in kucağına bıraktın. Bu muydu senin aşkın? Bunu söyleyip durma. Aynı şey değil Eylül. Sen de biliyorsun. Cüneyt bizim planımızdı. Beraber kazanacaktık. Sadece ikimiz vardık. Sana karşı içimde az da olsa bir umut vardı Eylül. Ama artık seni istemiyorum. Sen beni aldattın. Sadece ateş yoktu değil mi? Başkaları da vardı. Sana dokunurken, seni öperken... Başka adamların koynundan çıkıp geliyordun bana değil mi? Ben seni o bataklıktan çıkardım Eylül. Hani kahramanımdım ben senin? Hani sadece ben vardım? Bırak beni! Bırak! Acı çekmen... Canının yanması umurumda değil Eylül.
Mutlu olamayacaksın. Buna izin vermeyeceğim. Cüneyt hiçbir zaman sevmeyecek seni. Sen onu öperken o Feride'yi hayal edecek. Sen onu isterken o hep Feride'yi isteyecek. Sen hiçbir zaman emin olamayacaksın. Cüneyt'in sevgisinden de Cüneyt'ten de. Feride senin düşmanın değil. Artık benim dostum. Bittin sen Eylül. Bittin. Tıpkı kozanlar gibi sen de yoksun artık Eylül. Kork benden. Daha yeni başlıyoruz. Tamam. 20 dakikaya orada olurum ben. Eylül. İyi misin kızım? İyiyim Zühre anne. Yani ne bileyim böyle dün sızdın kaldın. Vallahi ben de anlamadım. Öyle iş, güç, düğün telaşı derken dalıvermişim. Ya böyle sanki ilaç içmiş gibi. İstersen bir doktora gidelim ha? Ha birlikte de gidebiliriz. Yok yok hiç gerek yok Zühre anne. Ben gayet iyiyim çok teşekkür ederim. Emin misin? Eminim. Ben bunu buldum. Ha bunlar şey Zühre anne, bu aralar ciddi uykusuzluk problemi çekiyorum da babamı da çok takıyorum kafama. İşte düğün telaşı haliyle uykularım kaçıyor benim de. Canım benim. Eğer daha uykum kaçarsa ya böyle şeylere başvurma olur mu? Bana gel, ben sana ballı süt hazırlarım, mışıl mışıl uyursun. Ah, Eylül, bir dakika. Emar, annenler gelecekler. Söyle bakalım onları iyi ağırlamak isterim, ne yerler, ne içerler. Şey, sadece annem gelecek. Tabii şimdilik babam işlerini ayarlayamamış. Ben de anneme babamı bekleme sen gel dedim. İyi etmişsin. Cüneyt çok sevinecek. Ama benim de dünürlerimi iyi ağırlamam gerekiyor malum. Söyle bakalım annen en çok hangi yemeği sever? Annem şey sever annem. İmamı sever. İmam Bayıldığı'yı çok sever. İmam Bayıldığı'ya bayılır annem. Başka? Başka... Şeyma Hanım. Evet. Siz de Eylül Hanım olmalısınız. Evet. Buyurun oturun lütfen. Hoş geldiniz. Gibi bir hava var dışarıda. Evet. Ankara'nın çivi gibi soğuğu işte. Bir şey içer misiniz? İçiniz ısınır. Yok bir şey içmeyeyim. Çok güzeldir ama buranın salebi. Peki. Salep içelim o zaman. Pardon. Salep alabilir miyiz? Evet. Hangi oyunda oynayacağınızı merak ediyorsunuzdur. Evet. Oyunun adı ne? Rolüm ne olacak? Tabii ki çok merak ediyorum. Melda Hanım pek bir şey söylemedi. 10 yıldır hiçbir oyunda oynamadım. Şeyma Hanım, açıkçası bir oyunda oynamayacaksınız. Ama rolünüz şu. Annem olacaksınız. Anlayamadım. Oyun yoksa anne rolünü nerede oynayacağım? Hangi tiyatro, doğaçlama bir gösteri mi olacak bu? Şeyma Hanım, tam olarak anlatamadım galiba. Oyun ya da gösteri olmayacak. Gerçek hayatta annem olacaksınız. Ya biliyorum garip bir teklif ama çok iyi para vereceğim. Zaten çok uzun sürmeyecek, 2 hafta. Deli misiniz siz? Neler saçmalıyorsunuz? Şeyma Hanım dinleyin lütfen. Dinleyecek bir şey yok. Bunu kabul edemem. Ya bakın ne olur çok hayati bir mesele. 2 hafta annem olacaksınız. Bu kadar basit. Hayatımda böyle bir şey görmedim. Siz sahiden delisiniz. Bakın Şeyma Hanım. Bir oğlunuz var.
İstanbul'da okuyor. Durumunuz pek iyi değil biliyorum. Sizin paraya benim de anneye ihtiyacım var. Ne isterseniz sorabilirsiniz. En ufak bir şüpheniz olursa gitmekte özgürsünüz. Aklım hala almıyor. Biliyorum. Kulağa çılgınca geliyor. Ama hiç dizide oynamamışsınız. Çok da iyi oyuncuymuşsunuz. Evet ama sahnede. Hayat bir sahnedir Şeyma Hanım. Ya beni tanırlarsa? Emin olun Osman Kozan sizin özel tiyatronuza gelip izleyecek kapasitede biri değil. Abi bu arada kek alır mısınız? Olur. Pardon. Buyurun efendim. Kek çeşitlerinizden neler var acaba? Havuçlu cevizli kekimiz var, brownie'miz var. Siz ne arzu edersiniz? Brownie ister misiniz? Olur. Tamam, biz iki tane brownie alalım. Tabii efendim. Peki, niçin böyle bir oyun? Neden bir anneye ihtiyacınız var? Anne? Bir filtre kahve, bir de bir brownie istiyorum. Eylül Hanım. Eylül Hanım. Daldınız. İşte o yangında annemle babamı kaybettim. Kardeşimle sokaklarda yaşamak zorunda kaldık. Sonra kardeşimi kaybettim. Yıllardır onu arıyorum ama hiçbir yerde bulamıyorum. Sonra beni seven bir adamla karşılaştım. Kötü kaderim tersine döndü. Ama tanıştığımız ilk zamanlar ona yalan söyledim. Nişanlımın ailesi çok zengin. Babası böyle şeylere çok değer veriyor. Bir ailem olduğunu, Amerika'da yaşadıklarını anlattı. İşlerin bu raddeye geleceğini hiç bilmiyordum. Şimdi de evlenmeye karar verdiniz. Evet, evlenmek üzereyim. İşte bu yüzden size çok ihtiyacım var. Ne olur bana yardım edin. Hayatım boyunca mücadele etmek zorunda kaldım. Şimdi buradan çekip gidebilirsiniz. İkimiz de her şeyi unutabiliriz. Ama bana yardım ederseniz size ömür boyu minnettar kalırım. Bakın Şeyma Hanım. Sizin de bir oğlunuz var. İyi bir annesiniz. Üstelik anneme o kadar çok benziyorsunuz ki. Ajansta fotoğrafınızı görünce bir an onu gördüm sandım. Ağlamayın ne olur. Elimde değil. Tutamıyorum kendimi. The Oscar goes to Eylül Aksoy. Benim için hayati bir mesele. Bir ailem olsun istiyorum. Yıllarca bunun eksikliğini yaşadım. Cüneyt'in ailesi beni kendi kızları gibi sevdi. O aileyi bulmuşken kaybedemem. Kız kardeşin? Onu yıllardır arıyorum. Hiçbir iz bulamadım. Bu işin riski nedir? Risk? Çok büyük bir aile dediniz. Güçlüler yani. Ya oyunu ortaya çıkartırlarsa? Asla böyle bir şey olmayacak. Ben de biterim. Buna asla izin vermem. Bu ikimizin arasında sır olacak. Eğer dediklerimi yaparsanız hiçbir şey anlaşılmaz. Bakın Şeyma Hanım, ben sizi çok beğendim. Baktığım adaylar arasında en iyi sizsiniz. İngilizce biliyorsunuz, ağır başlısınız, oturaklısınız. Şeyma Hanım, annem olacak mısınız? Sizi hiç tanımıyorum ama. Ben de annemi hiç tanımıyorum. Ben sizi daha fazla tutmuyorum. Bakın, bu dosyanın içinde gerekli bilgiler var. Hobileriniz,
babamla ilişkiniz, nerede oturduğunuz filan. Mesela en sevdiğiniz yemek imam bayıldı. Benimle ilgili bilgiler de var. Bu arada geceleri otelde kalacağınızı söyleyeceğim. Siz kendi hayatınıza devam edebilirsiniz. Ben aradığımda gelmeniz yeterli. Şeyma Hanım, kabul ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Bunun bir sahtekarlık olduğunu biliyorsun değil mi? Ben ne yaptığımı gayet iyi biliyorum. Endişelenmeyin, hiçbir şey olmayacak. Başımın belaya girdiğini anladığım an çeker gider. O zaman görüşmek üzere. Ben biraz daha kalacağım. Kendime gelmem lazım. Tamam, ben sizi arayacağım. Hoşça kalın. Şeyma Hanım. Sahtekarlık büyük bir suçtur. Tunç, üstünü çıkarma. İşimiz var, gidiyoruz. Ne işi hayırdır? Ya Rezan Hanım var ya. Herifin biri onu rahatsız etmiş. Kadının burada olduğunu öğrenince bulup sıkıştırmış. Deme ya. Oğlum Paris demiş. Dağ başı mı burası? Neyse, gidip bir konuşalım. Derdin neymiş bir öğrenelim. İşte adresini buldum. İyi, konuşalım bakalım. Kusura bakmayın, böldüysem. Ben de seni arıyordum. Babama imzalatman gereken birkaç tane evrak var. Tamam, ben yaparım. Cüneyt, Kemal nasıl? Merak ettim. Biraz hasta ama iyileşecek. Neyse, biz gidelim. Hadi dur. Feride, evrakı eve götür. Dayım eve geçmiş. Hem Kemal'i de görmüş olursun. Ya Tunç, Eylül'le dün birbirimize girdik. Aramız çok kötü. Şimdi bir şey demesin. Ya iş için gidiyorsun sonuçta. Keyfinden mi gidiyorsun? Hem bugün annem için yaptıklarından sonra etrafımda çelik kalkan oluştu. Merak etme. Nefretleri sana zarar veremez. Kime baktın hemşerim? Oğuz sen misin? Benim. Hayırdır? Rezan Hanım'dan Paris demişsin. Onu rahatsız ediyor musun? İstiyorum, ne olacak? Sen mi vereceksin? Dağ başı mı lan burası? Evet, dağ başı. Burası da benim yeğenim. Bana burada baba asacak adamın alnını karışlarım. Hava basmayı değil, havanı almaya geldim. O kadını rahat bırakacaksın. Bırakmazsan ne olur? Bu olur. O kadını rahat bırakacaksın. Ne oluyor lan? Hop hop hop. Gel lan buraya. Lan! Abi! No.
Tunç! Gel! Tunç! 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 Ne oldu ya? Ya oğlum, beni kurtarayım derken kendin gidecektin. Of başım. Şimdi beni dinle şerefsiz. Rezzan Hanım'dan uzak duracaksın, anladın mı? Anladın mı diyorum? Keşke anlayabilseydim. İyi misin? Hadi gidelim. Hadi. Hayırdır günün ortasında böyle? Cem istedim. Artık otelde kalmanı istemiyorum. Yok abi. Hiç uğraşamam şimdi ev aç, eşya falan. Boşver. Sana ev aç diyen mi var oğlum? Evin var ya zaten. Yok artık, Feride'yle mi kalayım? Dayım beni öldürsün. Hı? Bize taşınmanı istiyoruz. Akşam Kemal'in odasını ayarlayacağız sana. Olur mu öyle şey abi? Hem Kemal gelse ne olacak? Boşver, iyiyim ben böyle. Babamdan yakasını kurtardım. Kemal dönmez artık. Evde tuttu. Sen onun odasına yerleşeceksin. Bak, itiraz istemiyorum. Ben ne diyeceğimi bilemedim ki şimdi. Evet diyeceksin. Eski günlerde olduğu gibi. Beraber büyümedik mi o bahçede? Senin yüzünden az kaşım patlamadı. Doğru ya, doğru. Yaptım vallahi. Duvarların tepesinden inmiyordum bu oğlum. Adam kliniğe yattığından beri aklımdaydı zaten. Ait olduğun yeri geri dönme zamanı geldi. Yorma beni. Aa, hoş geldiniz. Hayırdır çocuklar? Hayır anne, hayır. Misafir kabul ediyor musun yenge? Tabii, ne demek? Ne misafiri canım? Artık evindesin. Geldiniz mi? Merhaba dayı. Tekrar evine hoş geldin. Çocuk. Hadi bakalım. Sen de Tunca, Mehmet Kemal'in odasını hazırlayıver. Tabii. Geçin. Ayakta kalmayın. Sağ ol dayı. Vallahi ne yalan söyleyeyim. Yalnızlık kötü. Böyle kalabalık iyi gelecek bana. Aile önemlidir çocuk. Değerini bil artık. Pusulanı şaşırıp başkalarının peşinden koşmazsın inşallah. Önce ailem dersin umarım. Her zaman öyle dedim ya dayı.